Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in innehu khayrun nasirin ve mu'in. Elhamdülillahi rabbil alamin ve l'aqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala rasulillahil amin ve ala alihi t-tahirin la siyyema baqiyyatullah fil aradin ruhi ve arvahil alamin limaqtami turabihil fidak ve la'natullah ala a'daihim a'da'illah İlâ lekâ illâh emmâ ba'd. Allahümme vaffiqnâ limâ tuhibbu ve terâdâ. 9. ilin ahirlerinde Necrân Mesihileri Medine'ye geldiler. İslam Peygamberiyle bahsler elediler. Hazreti İsa Allah'ın oğlu dünyaya çok dedi. Âl-i İmran'da bunun bahsi var da. Bunlar dinlerle Âl-i İmran'da Allah kaşan buyuruyor. Görür ki buna Allah'ın oğlu deyilsinse, Hazreti Adem'e hay hay deyilsin Allah'ın oğlu. Bunun atası yoktu, Hazreti Adem'in yetimin. Ne atası var idi, ne anası. Onda onu çoktan deyilsin Allah'ın büyük oğlu. Xeyrülü Adem'e çatan da oğul demiş, İsa'yı çatan da oğul demiş. Ve bunlar her cahattan, aqlı cahattan hamısını sındıranda alem deydi. Bunun da teslim olmurlar, tersdiler. Öz kitablarına bunlara dəlil dedi. Ters ile dönmediler. Hazreti buyurdu, siz mucize, çok güzel mübahile. Mübahile de Âl-i İmran suresi 61. ayete geldi. Bu da bundan ibaret idi ki, mübahile kadim dinlerde de olup, bizim dinimizde de var, indi de var. Ve bizim bazı indiki büyük alimlerimiz de onların bazı nerine alim saydıklarını mübahilə dəvətim, təəssüflər ki, gələn olmayım. Mübahilə hələ indi də caizdir və qiyamət günəcəm. Kağırla çıxırlar kənar bir yerə, çöllük tərəfə, səhralıq çöllük və iki tərəf bir-birinin nifrin valillə ki, hər kəs gələnsə Allahın lənət olsun ona. Allahın bəlasız nazil olsun ona. İki tərəfdən birinə mütləq bəla gəlməli. Bu, bütün Necran Hristiyanlarda kabul edirlər. Müşkül yoxdur. Biz gəlirik sizinlə. Biz həb. Bunlar Mədinin çıxırlar. Səhər gün mübahilə olunacaq. Necran Hristiyanları hazırlayanlar. Heç kəsim də nə bu ayədə, nə bu ayənin mistaqlarında, nə tarixində, heç ki hadisəsində, heç kəsin ixtilafı yoxdur. Heç kəsin. Və görürlər ki, o tərəfdən Həzrət Rəsul gəlir. İmam Hüseyn, İmam Həsən, balaca uşaqdalar. Arxasında xanım Zəhra salamun aleyha, onun da arxasında Həzrət Əmir aleyhissalam və salam. Bəzilər görürlər, buna bak. Arvaz uşağla gəlir, gəlinlə gəlir, uşaqla gəlir. Belə mübahil olan, Nəcranın baş keşişi baxır məsələyə diqqətlə. Görür ki, bu hər nə desə biz qəbul eləməni gəldik. Mübahiləni yıxışdırırıq. Nəcran, Hristiyanlarla məsələyədə baş o hava gəlib sənə, baş o at tapıb sənə. Həcranla çapa-çapa getirmişsən bizi bura. Bəhsələ düzünə çökün, uduzmuşuz, ümidimiz. Bir dənə bu mübahiliyədir. Onda da bizi sındırdınız. Çox əcəb bir sözdür. Bu sünnin kitablarının, təfsirlərinin hamısında gəlir. O da bundan ibarətdir. Orada bir cümlə buyurur. Mən elə bir üzlər görürəm ki, bunlar bu kişinin duasına amin desə, neyin ki, Nəcran bir dənə Məsihi yer üzərində qiyamətə qədər saxlanmaz. Amın məhvulmalıdır. Biz hər nə desələr razıyıq. Sual budur. Bu, hardan tanıyırdı o yüzləri? Özür ki, müsəlmandır. İslamda bu Peyğəmbəri qəbul eləmir. Mən əcəb bir şey deyim. Bu da mənim olur ki,
Peygamber ve Ahl-ı Beyt'in hadiseleri, bu hadiseler ve Ahl-ı Beyt ismeti taharet, masumlarımızın hayatı, aziz bir şeydir bunu, hamısı öz kitablarında tefsirlerine, hatta muhaliflerimizin hamısı qeyd ediblər. Bunu fikirlerle vermeyiblər. O da mənası budur ki, yani bunlar Hazreti İsa'nın kitabında, önceki ilahi kitabların hamısında Peygamber ve Ahl-ı Beytinin məqamı bildirilib. Bu bir. Üçüncüsü de ki, ne var benim orada? Peygamber iki dəfə olacaq uşaqla gəlib, bir qadınla gəlib, bir de cavan oğlandı, özü de koca 63 yaşında kişidir. Bu qadın deyib, bir qılınca gedər. İki dənə uşaq ki, heç ikisi hələ bir qılınca gedər. O da adı gözüne baksaq. Yani biz məzum, İslam gözüne baxmıyor mesela. Of, koca kişi de özleyim. O da bir qılıncından gitti. Ona biraz Hazreti Ali 5-10 nöfer düşündü. Çok sağlı iş. Artık adamdan gelmiyor ki. Sahabeden heç birini getirdi. Hamısı saklı Mədinədən. Kırağa çıxıb bunlarla. Bunları arada getirmek ne var? Niye orada bunları aradan getirmediler? Çünkü indiki bazı adı Müslüman olanlardan onlar imanları daha çok idi. İstemirdiler özlerini mahvedesinler. Ama indi adı Müslüman olan bilirler. Öz kitablarında var. Başka kitablarda olanları da görürler. Hakikati göre göre herkes bu hakikatin dalıca gidi adı koyulmuştu gördürürler. Yani Mesihilerden de alacaktılar. Ve cüz'iye ne kabul ediyorlar? Kur'an ayası orada ne diyor? Kur'an, kul ta'ala ve abna'ana ve abna'akum. Yani o zaman da mübahalede böyle şey yoktu. Mübahale buydu bu yüzden. Bir de oradan gel, bir de burada da oğul uşağı getirmek yok idi. Sen kadibin dinlerde mübahale kadın getirmezdiler. Kadın getirmezdi. İslam bir bunu gösterdi ki İslam hem uşaqlara hem kadınlara hususi bir hürmet. Bir bu. İkinci de başka bir şey. O bazılar deyirler, Peygamberin Ahl-ı Beyti filandı, Ahl-ı Beyti filandı, Ahl-ı Beyti filandı, filan kesler de Ahl-ı Beyti aitti. Allah buyurur ki, başa düşmedin. Ki Ahl-ı Beyti kimdi? Ağlım der, hop, seri ayı getirin. Ahl-ı Beyti ailede ne olur? Uşak olur, kadın olur. Ha? Aile başlasın. Bismillah. Aile, uşaklar, Hasan ve Hüseyin aleyhisselam. Kadın Hazreti Zehra selamullah aleyha. Evin kadınıdır. Evin ağası enfusana enfusakum. Peygamberin özü kimse kimdi? Hazreti Amir. Alem zaten bizim. Benim ehl-i beytim öyle budur. Benim alim öyle budur. Ona göre Peygamber İmam Hasan ne dedi? Oğullarım değil miydi nebeler? Hiç vakit mümkün nevellerim, değil mi oğullarım? Onu ki yeganı o peygamberin sünnetini bir şiirle saklamış. Değil mi yevne Resulları, ey peygamberin oğlu. Hem Kur'an bunu deyip, hem peygamber sünneti. Hem Allah sünneti de, hem Kur'an sünneti, peygamber sünneti de. Ve azim meselelerden bir de bundan ibaretti ki, orada demedi kadın hanımlarımızı getirin, yani ailede, hayat yoldaşlarımızı. Kadın, ümumi. Neyi başa saldı? İslam Peygamber'e böldü. Benim kimisi fakat Hazreti Ali'ydi. Ondan başkası benim kimi yoktu. Bu kadar Müslüman cemiyeti, bütün dünya, benim Müslümanlar cemiyetim, sahabeler, biri benim kimi olmağa layaqatı yoktu. Fakat bir nefer var, o da Ali. Zülübali ha vaxt olup, icretin 9. Öyle ölümünden alıyorlar. Mənası nedir? Xilafet kim layıqdır? Onun adı mesajı gelir. Bir-bir beraatı müşrikin, hamısı bunlar bir-bir mesajlardır. Ağıl sahibler için. Bu birileri düşünürdük. Ve acil bir şeydir. Bazıları mesela sual verirler bana ki, Hazreti Ali aleyhisselam başka peygamberlerden üstün biz iddia edirik. Mesela
başkaları dille üstündür. Mesela bizim muhaliflerimiz dille üstündür. Ve başına bir tane kara imamı bağlayan, Livan'da dünyasında değişen, tövbesiz dünyasını değişen ve biz ona hiç bir kıymet de vermirik. O da Şia alimi aldı kimi reklama çıktı ve sonra da giydirdi ki özünün saytında var. Yok üstündür. O böyle peygamberlerde adam ne kadar kör olsun. Peygamberin özü kimdir? Peygamberimiz bütün hamudan üstündü ya yok. Ali de hamudan üstündü. Nasıl buydu? Ben gidirem, benim yerime benim kimisi koymalısınız da. Benim kimi koyması Ali'ni koydu. İki kadınlardan ne oldu? Ümmü müminlerden birini getirirdi de. Bela fazile sahibidir filan, zemel sahibesi. O getirirdi ona da. O kişi şirdisiz bayrağım. Bundan yoktu. Bundan faziletlisi alemde yoktu. Yoktu, yoktu. Niye ona getirmedi? Demedi ki kızlarımızı. Dedi kadın. Kadınlar içinde Müslümanlar içinde bir de Hazreti Zehra selamun aleyhi. Bunu bütün kitaplarımız yazıyor. Biz yazmıyor ki mesela dedi Ayşe sen de gel, Hatice sen de gel. Siz gelmeyin. Oturun orada. Sizi diyor. Yani Allah yan İmam Sadık Aleyhisselam'dan rivayetimiz var. Buyurur mübahale bunu gösterdi ki yer üzerinde Allah'ın yanında bu beş nefesinden üstün adam yoktu. Kadınlarda fakat Hazreti Zahra. Onun üstünü yoktu alemde. Ama Peygamber şehit olan kimi onun kapısını odurmaya çalıştılar. Mesihiler elemedi. Mesihiden alçak olanlar elemedi bu işi. Ondan da o tarafa abna ana. Bu sahabeler içinde büyükler var idi. Ama hele o 3 yaşta bir İmam Hüseyin afzaldı o büyüklerden. Hilafet üstünü otursalar da bir kıymeti yoktu peygamberin yanında. Allah yanında bir kıymetleri yoktu. Kıymeti olan hatta yaşa bakmır. Hilafet üstünde oturmaya bakmır. Hatta ve amiller yani hususu adamlar tayin oldu zekatı yığmak için. Devletin iqtisadiyyatının güclənməsi üçün. Və Hazreti Əli əleyhissəlamı bu Nəcran xristianlarını Davidən Nəcrana göndərir. Oradan Yəmənə bəzlə düzdür 10-cu il yazılır, amma səhihi 9-cu ildir. Və Həmədana bu 3 dənə Yəmənlilər də həmşə şey olublar, elhamdülillah. Bəzi balaca yollarını çəkisələr də, yenə də elə 12 imam-ı şiəli yolda da fərqərardır. Yəmən cəmatı ümumiyyəm də Həzrət Əmiri çox istəyərlər Həzrət Əmiri üçün. Onun əlində müsəlman olublar. Həmədan xalqı, indi İrandakı var. Həmədan xalqı də Həzrət Əlinin əlinə müsəlman olublar İslam Peyğəmbərin vaxtından. Və Həmədan və Nəcran bu məntəqəsi müsəlmanları. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ahl-i beytin at-tahirin.